Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu fen içerikli güncel makale çevirisi olacak. İngilizce makale çevirisi ve bu videoda birlikte Dreams yani rüyalar başlıklı makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Dreams. Dreams are pictures, sounds and feelings that happen during sleep. Rüyalar during sleep uyku esnasında olan ya da meydana gelen resimler, sesler ve hislerdir. In the course of history, tarih boyunca people have had many explanations for dreams. İnsanlar rüyalara have had many explanations, birçok açıklamalar getirdiler. In ancient Greece, antik Yunan'da dreaming, burası simple past pasif, was thought, rüyanın düşünülüyordu, to be olduğu, a kind of contact with the gods, tanrılar ile bir tür diyalog, kontak olduğu düşünülüyordu. Sometimes, bazen, they were regarded, gene simple past pasif, onlar kabul edildiler, as olarak anlamında, as signs of what may happen in the future, gelecekte olabilecek olan may happen ya da olması muhtemelen şey olarak kabul edildiler. Over the past, geçmişte, over the past, many dream theories have emerged. Birçok rüya teorileri emerge, ortaya çıkmak, ortaya çıktı. The most famous expert on dreaming was Sigmund Freud. Rüya üzerine en ünlü uzman Sigmund Freud'tu. An Austrian doctor, Avustralyalı bir doktor diye de ek bir tanımlama yapılmış. At the end of the 19th century, he found out, o keşfetti, that ki, a part of our brain is the subconscious. Subconscious da arkadaşlar bilinçaltı demek. Yani beynimizin bir kısmının bilinçaltı olduğunu keşfetti. Our mind keeps everything that we might want. Beynimiz isteme ihtimalimiz olan %50-50 ihtimal her şeyi tutar. But cannot have der ama orada sahip olamaz onlara. It is a place where we keep our desires and wishes. O tutkularımızın, desire tutkular ve isteklerimizin, tutkularımızı ve dileklerimizi sakladığımız yerdir. Keep'in tutmak, saklamak, sürdürmek, muhafaza etmek anlamları var. In dreams, rüyalarda we act out these wishes. Biz bu istekleri, bu dilekleri act out, canlandırırız. Evet, our sleep is divided into 5 stages. Bizim uykumuz 5 aşamaya bölünür ya da 5 aşamadan oluşur. In the first stage, ilk aşamada we do not sleep very deeply. Deeply derin demek. Çok derin uyumayız. And we wake up easily ve kolay uyanarız. During the following stages, takip eden aşamalarda our sleep gets deeper and deeper. Deeper and deeper, gittikçe daha derinleşir anlamında. Uykumuz gittikçe daha da derinleşir. After the fourth stage, 4. aşamanın ardından REM, açılımı da Rapid Eye Movement, yani hızlı göz hareketi evresi başlar. REM başlar. During this phase, bu evre boyunca our heart rate and breathing gets faster. Bizim kalp atışımız ve solumamız hızlanır. Nefes alışverişimiz hızlanır. Blood pressure goes up. Kan basıncı yükselir. And the brain starts to work, but the body does not. Ve beyin çalışmaya başlar ama vücut çalışmaz. That's why, bu nedenle we don't act out our dreams because the body is inactive. Bu nedenle biz rüyalarımızı gerçekleştiremeyiz çünkü the body is inactive, vücut aktif değildir. Most dreaming, rüyaların çoğu occurs in this phase, bu evrede meydana gelir. There can be up to 7 such REM phases in one night. bir gecede up to 7, 7'ye kadar demek. 7'ye kadar REM evresi olabilir. Dreaming is an activity of the brain. Rüya görmek beynin bir aktivitesidir. It produces electrical waves. O elektrik dalgaları üretir. Şimdi onları tanımlıyoruz. Which can be measured with an electroencephalograph. Evet, electroencephalograph ile ölçülebilir. Bu bir aletin adı. Elektrik dalgaları. Dreams occur when brain waves are especially fast. Rüyalar beyin dalgaları bilhassa ya da özellikle hızlı olduğundan meydana gelir. Occur meydana gelmek. Everyone dreams. Herkes rüya görür. If you think that you never dream. If clause birinci tip bu. Eğer siz asla rüya görmediğinizi düşünüyorsanız you are wrong. Siz yanlış düşünüyorsunuz ya da yanlışsınız. Most of the time, çoğu zaman we cannot remember our dreams. Biz rüyalarımızı hatırlayamayız. Theorists say that, teorisyenler der ki we dream mostly about the thoughts and wishes that we repress. Repress bastırmak. Teorisyenler der ki biz çoğunlukla bastırdığımız düşüncelerimiz ve dileklerimiz hakkında rüya görürüz. Others say that, diğerleri de der ki if dreaming is not so intense, it is difficult to remember them anyway. Eğer rüya çok yoğun değilse, intense yoğun, onları bir şekilde hatırlamak zordur. Another reason, bir başka sebep may be that şu olabilir ki dreams are never the same. Rüyalar asla aynı değildir. They have to be repeated. Onlar have to zorunda olmak. Modullardan sonra be ve fiilin üçüncü hali gelir edilgen yaparken. They have to be repeated. Onlar tekrar edilmek zorundadır. In order for us to remember them. İşte bizim in order için demek. Araya biz geliyor. Bizim onları hatırlamamız için. Most people cannot control their dreams. İnsanların çoğu rüyalarını kontrol edemezler. They just happen. Onlar sadece olur. Yani rüyalar sadece kendiliğinden olur. Very few people experience lucid dreaming. Çok az insan, lucid berrak demektir, berrak rüya deneyimi yaşar. They can control what happens. Onlar olan şeyleri kontrol edebilirler. In their dreaming, rüyalarında. While they are asleep, yani uykudayken rüyalarında olan şeyi kontrol edebilirler. Even blind people dream. Blind kör demek. Kör insanlar bile rüya görürler. They may see images of events. Onlar olayların imajlarını yani resimlerini görebilirler. They have experienced before they became blind. Kör olmadan önce yaşadıkları, deneyimledikleri olayların imajlarını, resimlerini görebilirler. On the other hand, diğer taraftan, a person who was born blind, kör doğmuş bir insan, tabi görme engelli demek daha güzel burada. Ben şimdi hani kelimenin tam karşısını vermek için söylüyorum. Does not see pictures in dreams, rüyalarda resimler görmez, but they can hear, ama onlar duyabilirler, smell, koklayabilirler, and taste in them, ve rüyalarda bir şeyleri tadabilirler. People often have the same dreams over and over again. Over and over, tekrar demek. İnsanlar genellikle aynı rüyayı tekrar görürler. They may be events in your life. Onlar hayatınızdaki olaylar olabilir. Şimdi onları tanımlıyoruz. That have caused problems. Probleme neden olmuş olan olaylar olabilir. Şimdi problemleri tanımlıyoruz. Ki bu problemleri which you have not solved yet. Siz henüz çözmemişsinizdir. Yani henüz çözmediğiniz problemleri neden olan olaylar olabilir hayatınızdaki. Nightmares, kabuslar are dreams that are so terrible that... Kabuslar öylesine berbat olan rüyalardır ki you usually wake up, siz genellikle uyanırsınız. There is medical treatment for nightmares. Kabuslar için tıbbi tedavi vardır. You can go to a therapist who tries to find out why you have nightmares and how to deal with them. Siz neden kabus gördüğünüzü ve onlarla how to deal with them, nasıl başa çıkacağınızı bulmaya çalışan bir terapiste gidebilirsiniz. Some experts think that, bazı uzmanlar düşünüyorlar ki dreams are full of symbolic messages. Rüyaların sembolik mesajlarla dolu olduğunu düşünüyor bazı uzmanlar. Şimdi mesajları tanımlıyoruz. That means something which is deep inside us. Yani içimizde, derinlerde bir şeyler anlamına gelen sembolik mesajlarla dolu olduğuna inanıyor bazı uzmanlar. Here are a few popular dreams. İşte birkaç popüler rüya and how you could interpret them ve onları nasıl yorumlamanız gerektiği ya da nasıl yorumlayabileceğiniz. Being naked in public, insanlar içinde çırılçıplak olmak. In a dream we sometimes realize that, bir rüyada biz bazen fark ederiz ki we are completely naked, tamamen çırılçıplağız. This may mean that there is something to hide. Bu gizleyecek bir şey olduğu anlamına gelebilir. Falling, rüyada düşme. Almost everyone has experienced, hemen hemen herkes tecrübe etmiştir. Falling from a place high up, yüksekteki bir yerden düşmeyi. Then suddenly they wake up, sonra aniden onlar uyanırlar. This may mean that something is out of control and you cannot stop it. Bu bir şeyin kontrol dışı olduğu ve onu durduramayacağınız anlamına gelir. It also may mean, o şu anlamada gelebilir ki you have failed in something, bir şeyde başarısız oldunuz. That you have done, işte yaptığınız bir şeyde başarısız olduğunuz anlamına gelebilir. Like your work or at school, örneğin işinizde ya da okulda. Being chased, chase kovalama demektir. Burada edilgen kullanım var. Yani fiilden isim türetiyoruz edilgen olarak. Being chased, kovalanmak. Many people dream of someone chasing them. Birçok insan kendilerini kovalayan birilerini rüyasında görür. A very frightening dream, çok ürküten bir rüyadır. It symbolizes running away from problems that you may have. O yaşayabileceğiniz problemlerden kaçışı sembolize eder. Flying, uçma. Flying dreams, uçma rüyaları often mean that, genellikle şu anlama gelir ki you are in control of things. İşte siz yani işler kontrolünüz altındadır. You are very strong-willed, siz çok iradelisinizdir. And can observe everything, ve her şeyi gözlemleyebilirsiniz. It is often a symbol of having success. Bu tür rüya genellikle başarılı olmanın sembolüdür. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşça kalın arkadaşlar.